Herkese selam arkadaşlar ben Ahmet yepyeni bir Beşiktaş transfer haberleri videosu ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Amin Yohannes menajerler aracılığıyla Beşiktaş önerildi. Geçen yıl Serie A devi Napoli'den Almanya Bundesliga temsilcisi Frankfurt'a 2 yıllığına kiralanan Amin Yunes'in erken ayrılık kararı bildirildi. Beşiktaş menajerine bir dönüş yapmadı. Amin Yunus geçtiğimiz sezon 27 maçta 4 gol atıp 3 tasis yaptı. Alman oyuncu Napoli ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulundu. Mevkisi 10 numara. Beşiktaş eğer Alex Teixeira e transferinde sorun yaşar ise alternatifler belli. O alternatiflerden biri Jorge Carrascal. 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istiyoruz ama somut bir adım yok. River Plate ile bu sezon 18 maça 9'u ilk 11 çıktı ve gol asist katkısı veremedi ama oyuncu yetenekli gibi gözüküyor. Arap kulüpleri Raşit Gezal'ın peşini bırakmıyor. Arap basının haberine göre Katar ve Suudi Arabistan'dan Raşit Gezal için yıllık 4 milyon euroluk bir teklif yaptı. Gezal daha önce de Arap kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirmişti. Beşiktaş Atiba'ya 500 bin euro artı bonuslar şeklinde bir senelik bir teklif yaptı. Artık imzaların atılması bekleniyor. Atiba eğer diğer sene devam etmek istemezse teknik ekibe katılacak. Takıma 4. Brezilyalı transfer hedefimiz Juan Jesus. Roma ile sözleşmesi sona erdi. Oyuncunun güncel maaşı 2.2 milyon euro. Beşiktaş oyuncuya 1.5 milyon euro artı bonuslar şeklinde net bir teklif yapacak. Vida Valentin Juan Türk stoper o bölgeyi rahatlıkla götürür. Leipzig Sörlot'u kiralık vermeye karar verdi. Babası da böyle bir açıklama yaptı. Leipzig, Sörlot'un maaşının tamamını karşılayabilecek bir takıma kiralamak istiyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor Sörlot'un maaşının neredeyse tamamını ödemeyi kabul ediyor. Beşiktaş'ın teklifi ise 2 milyon euro artı başarı bonusları. Son söz, Sörlot'un eğer burada Şampiyonlar Ligi oynamak isterse maaşı için biraz fedakarlık yapar. Ama eğer maaşın tamamını isterse Fenerbahçe veya Trabzonspor'a gider. Sörlot for listemizin 3. sırasında. 1. sırada Alex Teixeira e var. Alex transferini Sergen Hoca çok istiyor. Josef sayesinde imza parası 3 milyon eurodan 1,5 milyon euro yendi. Maaş isteği 2.8 milyon euro. Beşiktaş'ın verdiği 2.5 milyon euro bu iş çözülür. Beşiktaş asla imza parası ödemek istemiyor. Beşiktaş bu sıkıntıyı çözerse Alex yarın bile açıklar. Beşiktaş olası Alex Teixeira e transferini başaramazsa Mitrovic için maaş sorunu çözmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın forvet transfer için düşündüğü ilk isim Mitrovic. Fulham'da 4 milyon euro maaş alıyor. Beşiktaş bu maaşın tamamını ödeyemeyeceğini hem kulübe hem de oyuncuya iletti. Beşiktaş'ın yeni teklifi Sergen Yalçın kadrodan ayrılan isimlerin yerine hemen doldurulmasını isterken golcü transferi için de fikrini ortaya koydu. 2. Forvet takviyesi isteyen Sergen Yalçın takımının ana santraforu Alexander Mitrovic'i belirledi. Aksel Dizi Diego Costa'yı talep etti. Fulham'dan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki Sıfır Forvet'in kiralanmasına İngiliz kulübü de sıcak bakarken taraf taraflar arasındaki en büyük sonun oyuncunun 4 milyon euroluk maaşı. Beşiktaş maaşının %60'lık bölümünü ödemeyi kabul ederken Fulham ise tamamını ödemesini istedi. Yıldız oyuncu yakın arkadaşı olan Josef de Souza ile birlikte vermiş olduğu pozla Beşiktaş camiasına transferiyle alakalı olarak adeta mesaj verdi. Alex Teixeira, Josef ve Fernando Lucas Martins. Birbiriyle yakın arkadaş oldukları bilinen 3 yıldız oyuncunun verdikleri pozda 10 numaralı yıldızı kartalın pençesiyle poz vermesi bu transferde mutlu sona yaklaşıldığını belirtti. Beşiktaş'ta yıllık 3 milyon euro kazanan Adem Noyaç siyah beyazı formayı giyebilmek için ya ücretinde yapacak ya da kendisine kulüp bulacak. Sırp oyuncunun menajeriyle temasa geçen siyah beyaz yönetim iki seçenek sundu fedakarlık yapması gerek. Türkiye'yi çok sevdiğini ve ayrılmak istemediğini belirten Lai için bu öneriyi düşüneceğini söylediği öğrenildi. Kayseri Spor'a dönen Bernard Mensah Pauk talip oldu. Yunan ekibiyle Kayseri Spor arasında görüşmeler başladı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla Beşiktaş transfer haberleri videoları için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın ve bay bay.